Kuzey Tanzanya'da Laetoli adlı bir yer var. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin çoğu Serengeti'yi ve diğer milli parkları ziyaret ederken Laetoli'yi genelde atlarlar. Çünkü Laetoli ilk bakışta savanın sıradan bir parçası gibi görünür. Oysa Laetoli'yi eşsiz kılan şey oradaki volkanik küllerin altında gizlenen ayak izleridir. Bunlar insanoğlunun atası hominidler tarafından 3,5 milyon yıl önce bırakılmış ayak izleridir. Benim için burayı özel kılan asıl sebep sadece bu ayak izleri değil, bunları çevreleyen diğer izler. Burada yaşamış olan birçok hayvanın izleri bulunuyor. Sırtlan izlerini, yok olmuş bir fil çeşidinin, yaban domuzunun ve başka pek çok türün izlerini burada görebiliyorsunuz. Bu alanda erken dönem insanının ayak izlerine karışmış yaklaşık 20 farklı türün ayak izlerini görmek mümkün. Görüyoruz ki bu gezegende var olduğumuz süre boyunca doğayla bütünleşip onun parçası olmuşuz ve doğayı birçok farklı şekilde değiştirmişiz de. Mesela çayırları yakarak temizliyoruz, ormanları kesiyoruz, at ve köpek gibi hayvanları evcilleştiriyoruz ve tüm bunların gezegenimize büyük etkileri oluyor. Pleistosen dönemde mastodon ve mamut gibi büyük türlerin yok olmasına sebep olmuşuz. Bu büyük memeli türlerinin yok olmasına sebep olarak aslında atmosferin dengesini de bozduk. Bu türler metan üretiyorlardı. Biz bu türleri yok ettiğimizde atmosferdeki metan oranını da böylece düşürmüş olduk. Yani insanoğlu doğanın bir parçasıdır ve doğa üzerinde büyük etkileri vardır. Ardından tarıma başladık. Tarım ve yerleşik hayata geçişle birlikte meslekler de gelişmeye başladı. Belirli bir meslekle yoğunlaşmaya başladıkça doğadan da uzaklaşmaya başladık. Tekerlek yapan adamın artık suyunu ya da yemeğini nasıl bulacağını düşünmesine gerek kalmadı çünkü artık tekerlekle yiyeceği takas edebilirdi. Bu alışkanlık endüstriyel çağa kadar da böyle devam etti. Bugün sokağa çıkıp herhangi birine suyunuz nereden geliyor diye sorarsanız büyük olasılıkla cevabı musluktan olacaktır. Yani suyun nehirden geldiğini düşünmeyecektir. Bir sarkaç gibi doğayla iç içe olma durumundan tamamen ayrılıp doğadan kopma durumuna geçmiştik ki bu durum şu sıralar tersine dönmeye başlıyor. Bunun üç ilginç sebebi var. Bunlardan ilki bilim sayesinde doğada yarattığımız büyük etkilerin fark edilmiş olması. İkincisi sosyal medya. Sosyal medya işbirliği yapmamızı, birlikte eyleme geçmemizi, işbirliği yaptığımızda gezegen üzerinde yapabileceğimiz etkileri görmemizi sağlıyor. Burada yaşadığı bir durumu örneğin Çin'de o anda yaşananlarla karşılaştırıp canlı olarak paylaşabilirim. Üçüncü olarak nüfusun 7 milyardan 10 milyara yaklaşan bir gezegen olmamız. Bu kadar kalabalık bir nüfusla en küçük hareket bile çok büyük etkilere yol açacaktır. İşte bu sebeple şimdi tekrar sarkacın diğer ucuna doğru hareket edip doğayla yeniden bütünleşme zamanı geldi. İnsanoğlu doğadan uzaklaştıkça gördük ki esas sosyal ağ doğanın kendisidir ve insanoğlu bu ağın önemli bir parçasıdır. Bana bu düşünceyi en yoğun olarak yaşatan fotoğraf, Apollo astronotları tarafından çekilen dünya fotoğraflarıydı. Hatırlarsınız değil mi? Astronotlar uzaya çıkıp o fotoğrafları çektiklerinde dünyanın tamamını görme fırsatı bulduk. Evet, insanlık tarihinde ilk defa dünyanın tamamını görebiliyorduk. Aslında dünya üzerinde yaşamış tüm canlıların tarihinde bu bir ilkti. İşte bu an benim için bir sonraki çağın sembolü gibiydi. Bu yeni gelecek çağ, yarattığımız etkileri gördüğümüz ve evrensel boyutta eyleme geçerek bu etkileri düzeltme fırsatı elde ettiğimiz çağ olacaktı. Peki gelecekte ne olacak? Benim görüşüm şu şekilde. Bence teknoloji ilerlememize ve bugün var olan birçok sorunu çözmemize yardımcı olacak. Ama bana göre asıl önemli olan şu ki şu anda zamanda dar bir pencere açtık ve bu mevcut sorunları gerçekten anlayıp çözüme yönelik adım atmamızı sağlayacak bir pencere. Şimdi 7 milyarlık bir insan nüfusu var ve belki 10 hatta 11 milyarı bulacağız. Bu çok büyük bir sayı, bunlar çok büyük rakamlar. Ancak bilim insanları artış hızının zamanla düşeceğini ve sonuçta nüfusun dengede kalacağını öngörüyorlar. Öngörülemeyen tek şey ise tüketim.
Ne kadar tükettiğimizi bilmiyoruz. Üstelik ihtiyacımız olduğundan değil, sadece kendimizi mutlu hissettiğimiz için tüketiyoruz. Bu oldukça garip. Görülene göre insanoğlunun refahını sağlık, eğitim, yaşam süresi gibi kriterlere göre değerlendirdiğimizde her şey yolunda gibi duruyor. Fakat mutluluk söz konusu olduğunda durum bu kadar net değil. Gerçekten anne babalarımızın olduğundan daha mutlu muyuz yoksa birkaç nesil önce onlar bizden daha mı mutlu yaşadılar? Bu cevaplanması zor bir soru. Bize mutluluk verdiğini sandığımız tüketim ihtiyacımızdan şimdi kurtulabilirsek ve bu dünyada yalnızca kendi kişisel tatminlerimiz için yaşamaktan sıyrılabilirsek, çok daha mutlu olabileceğiz ve bu gezegende hepimize yer olduğunu da sonunda fark edebileceğiz. Hep birlikte yaşamak için.